Merhaba değerli izleyenler. Sıcak bir cumartesi gününden herkese selamlar, sevgiler. İki haftalık kısacık bir aradan sonra bu hafta tekrar canlı yayında birlikteyiz. Toprağın Bereketi programının bu haftaki konuğu ziraat mühendisi meslektaşımız Hayati Aslan. Hoş geldiniz Hayati Bey. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sizleri tanıyalım isteriz biraz. Olur. Ziraat mühendisiyim, mesleğim. Tabii çiftçi kökenli olmamız dolayısıyla da sürekli tarımın içindeyiz. Evet. Atatürk Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'nde bahçe bitkileri bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 24 yıldır da Hekagro firmasında, Mersin'in yerel bir firmasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok güzel. İki kız babasıyım. Allah bağışlasın. Eşim öğretmen. Bunun yanında da işte biz tabii işimiz gereği tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Tüm ziraat mühendisi arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Buradan eşinize ve çocuklarınıza da çok selamlar iletiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi tarımsal ürünlerde gübrelemeyi konuşacağız. Teknik personel olarak, teknik müdür olarak çalışıyorsunuz, çok pardon. Evet. Yıllardır arazi geziyorsunuz. İnanılmaz bir bilgi birikiminiz ve deneyiminiz var bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz kadarıyla. Nasıl genel bitki besleme ile ilgili durumlar, yani şöyle bir şey isterim, nasıl anlatayım? Yani şöyle bitki besleme süreci bir uzun bir yolculuk. Hani biz halen bir şeyleri öğrenmeye devam ediyoruz. Tabii firmamızın işi gereği birçok firmayla da iç içeyiz. Onların çalışmalarıyla beraber birlikte hareket ediyoruz. İnanın tarımda ben bildim oldum ya da bir şeyler artık bitti gibi bir süreç yok. Halen çok yeni şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin işte şu son dönem yaşadığımız aşırı sıcaklardaki bitkilerin yaşadığı stresi insanlar algılamakta zorlanıyor ama yani biz nasıl yaşıyorsak o süreci bitkiler de yaşıyor. Onlarla ilgili tabii yaşadıktan sonra neler yapabiliriz'i düşünüyorsunuz ama aslında dünyada bu tarz stres koşullarına karşı yapılan çalışmalar var, başarılı çalışmalar var. Biz de onlar da ülkemize adapte etmeye çalışıyoruz. O yüzden tarımda durmak yok yani, çalışmalara devam. Hep değişiyor ve hep değişecek yani. Aynı şeyler bizim için de mesela zaman zaman insan sağlığı için de zaman zaman bazı bitkiler çıkıyor. İşte diyorlar ki işte şu insan sağlığıyla alakalı kalbe iyi gelir. Hı-hı. Bir yanda o bitkinin üretimi artıyor. Kalbe iyi geldiği düşünülüyor. O da gerçi şey ne kadar doğru ne kadar yanlış, çok bilimsel çalışma var yok bilemiyoruz ama herkes ona yöneliyor. Bitkisel üretimde de böyle bir şey var, bir sıkıntı var veya iklimsel bir problem var veya yeni bir şey var. Doğal olarak yeni şeyler bazı üreticilerin daha dikkatini çekebiliyor. Hani ona bir eğilim olabiliyor tahminimce ama bunun yanı sıra yeniliğe açık olmayan üreticilerimiz de var bizim. Yani şöyle hani aslında bir handikapımız burada bir taraftan baktığımızda işte geçmiş dönemden bakarsak işte hep yaşadığımız bir süreç. İşte bu yıl patlıcan para etti örneğin. Gelecek yıl herkes patlıcan dikimine gidiyor. İşte narenciye çeşitlerinde olduğu gibi şimdi yıllarca diktiğimiz, yetiştirdiğimiz oküz ağaçlarını kesiyoruz, portakalları kesiyoruz, meyer ağaçlarını kesiyoruz. Bu sefer de yeni bir çeşit çıkmış murkot örneğin, onu dikmeye çalışıyoruz. Yarın onun da ne olacağının akıbeti meçhul. Dolayısıyla böyle bir karambole hep bir sürecimiz devam ediyor. Bakanlık bildiğim kadarıyla üretim planlamasıyla ilgili adımlar atıldı, yasalaştı. Evet. İnşallah kısa vadede hayata geçer ki üreticilerimiz de yaptığı işten memnun kalır, para kazanlar diyelim. En azından sonunu kestirebiliriz. Yani herkesin yığılma yaptığında kimse sonunu kestiremiyor. O an herkes çok para kazanacakmış gibi düşünüyor. Ama bir de meyve ağaçları şey değil yani, sebze gibi değil. Sebze tek yıllık, meyve ağacını dikiyoruz, emek veriyoruz, besliyoruz, büyütüyoruz, zaman harcıyoruz. Yıllar geçtikten sonra atıyorum 3 yıl, 5 yıl ondan sonra kesmek zorunda kalmak da çok üzücü açıkçası. Yani tabii ki üreticinin en büyük handikapı o zaten yaşadığımız süreçte. Biz de istiyoruz ki bu planlamalar hayata geçsin. Üreticilerimiz her daim para kazansınlar.
Çünkü hani geçmiş yıllarda evet gerçekten üreticiler para kazanıyordu ama son yıllara baktığımızda bu kazançlar giderek düşmeye başladı ve artık üretici maliyetlerinin altında kalmaya başladı. Evet. Bunları aşmak için de biz tabii ziraat mühendisleri olarak üreticilerimize belli destekler vermeye çalışıyoruz. Bu destekler nedir? İşte yaptığı üretimi en iyi şekilde üretsin, kaliteli ürünler ortaya çıkarsın. İşte bugünkü konumuz olduğu gibi bir yerden dönüp dolaşıyoruz. En doğru gübrelemeyi nasıl yaparız? En doğru gübreyi evet. nasıl seçeriz? Onlara bu şekilde alanda biz de destek vermeye çalışıyoruz. Peki gübreler neler? Neler kullan? Ne tarz gübreler var? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Yani gübre tabii, çeşitleri. Hani tabii envai çeşit gübre var ama hani temel. Temel yapısına baktığımızda işte kimyasal gübreler klasik. Bunun yanında son dönemin popüler organomineral gübreler. Bunun yanında yine organik temelli gübreler var. Bir de bunlarla beraber hani tabii bu sınıfların içine giren biyostimulantlar var. Özel ürün grubu, bakteriler var günümüzde artık tarımda yoğunca kullanmaya başladığımız. Tabi bunların her biri ayrı sınıflar ama sonuç itibariyle bunların en doğru şekilde planlanıp bitkilerin ihtiyaçlarına göre de planlanması gerekiyor, uygulanması gerekiyor. Kimyasal grupta zaten son 100 yıldır en yoğun kullanılan gruplar. Tabi bitki insan sağlığı ve geleceği açısından düşündüğümüzde, toprak sağlığı açısından, çevre sağlığı açısından düşündüğümüzde artık günümüzde organik temelli gübreler, organomineral gübreler, işte biyostimulant özellikli organik temelli ürünler ön plana çıkmaya başladı. Bunlar da biz de alanda açıkçası yoğunca reçetelendiriyoruz. Yani artık sadece bir üretim yapmak değil, o üretimi yaparken bitki sağlığının yanında bunu son tüketici insan evet. sağlığında dikkate almak gerekiyor. Çünkü yeşil mutabakatla beraber bu tür şeyler daha da ön plana çıkmaya başladı. Evet. Zorunluluklardan değil artık kendi sağlığımızı da düşünerek hareket etmek durumundayız açıkçası. Kesinlikle. Dün beni hastaneden aradı bir arkadaşım, doktor bir arkadaşım. Bir çocuk, yani üretici bir ailenin çocukları ilaçlı üzüm yemişler. Toksik etki yapar mı diye sordular. İlaçlara bakmam lazım dedim ve zehir grubu dediğimiz ilaçlar da vardı içerisinde. Aslında çok tehlikeli, çok dikkat etmek gerekiyor. Yani insan sağlığı önemli ama yeterince tarımsal ilaçlar ya da tarımsal gübreleme ile alakalı üreticiler bu konuda çok şey değiller maalesef. Yani şunu söyleyeyim, hani bazen hep kendimizi eleştiriyoruz ama aslında Amerika kıtasına da baktığımızda Amerika, işte Çin, bunun yanında Avrupa'ya da baktığımızda aslında bizden daha çok ilaç ve gübre kullanıyorlar. Bu noktadaki sıkıntı bizim kullandığımız bu özellikle pestisit gruplarında teknik talimatlara uymamamızdan kaynaklanıyor. Yani en temeli işte atım dozu, bunun yanında hasatla arasındaki süre gibi bir takım kriterlere uymadığımız için biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Kesinlikle. Ama temelde bakarsak Avrupa'da, Amerika'da bizden daha fazla ilaç ve gübre kullanıyorlar. Her şeye yani etiketlerine uyuyorlar çok rahat ve çok dikkatliler. Orada insanlar kendi sağlığını çok önemsiyorlar. Belki de bizim ülkenin insanları mı biraz bu konuda duyarsız bilmiyorum yani. Ya da üreticiler biraz... Ya da farkında değiliz. Ya da belki... Hani onun hani çok iz miktarda uygulamalar tabii ki ilaç miktarları falan düşündüğümüzde belki de bu kadarcık şeyden ne olacak diyoruz ama insan vücudunda da... Bir yerde birikiyor sonuçta. Biriktikten sonra hastalıklara sebebiyet veriyor ve o hastalıklara sebebiyetin aslında oradan biriken olduğunu anlamıyorlar. Öyle bir şeyimiz yani var maalesef. Orada yine amca. Bir parantez açayım. Hani geçmiş yıllarda hep pestisit grubu yani ilaçlar, insektisit, fungisitler veya da herbisit, ot ilaçlar ön plandayken günümüzde artık gübrelerin de masum olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla sadece pestisitler değil, gübrelerde de uygulamalarda bir takım ya da seçtiğimiz gübrelerde bir takım kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii
üretici kadar tüketicileri de bilinçlendirmemiz gerekiyor kendi adıma. Sonuçta reklamlarda, reklam demeyeyim de hani genel manada topluma baktığımızda haberlerde vesaire hep işte hormon gibi bir takım şeylerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla aslında oradaki temel problem hormon değil ya da ilaç değil. Bunların kullanımıyla ilgili toplumun tüm kesiminin bilinçlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla tüketen de üreticileri bu kadar basit yargılamasın. Ha, doğru, kesinlikle. Kolay da değil üreticilerin işleri de ama işte biraz daha belki iyi bir ziraat mühendisinin yönlendirmesiyle hareket etseler ve ya da bir danışmanla süreci yürütseler biraz daha onlar için avantajlı olur gibi. Yani bizim ülkemizde evet danışmanlık sistemi yeterince oturmuş değil. Hani biz alanda danışman gibi hizmet veriyoruz ama sonuç itibariyle belirli günlerde görebiliyoruz ya da uzun vadelerde tekrarlı baktığımızda çok sık görüşme şansımız olmuyor ama özellikle danışmanlık sisteminin gelişmesiyle birlikte üretimin de kalitesi artacaktır. Bunun yanında üretici de daha bilinçli ilaç ve gübre kullanacaktır. Bununla birlikte de aslında maliyetlerini de kontrol etme şansı olacak. Çünkü artan maliyetleri düşündüğümüzde ciddi bir sıkıntı var. Tabii bu maliyetlerin önüne geçme şansımız yok. Yani mümkün değil. Yani bir üretim yapacaksak bu maliyetleri göze almak zorundayız. Dolayısıyla bu maliyetleri kısmak değil, bu maliyetleri rentable bir şekilde nasıl uygularız ya da nasıl bir verimliliğimizi arttırırız gibi bir takım detaylara girmemiz gerekiyor. Peki gübre maliyetleri bitkisel üretimdeki diğer işte ilaçtır, işçiliktir vesaire diğer maliyetlere kıyasla ne kadar? Yani yüzde kaçı diyebiliriz ya da ne kadarlık bir kısmı? Tabii son aşamada gübre hep gözüne batar üreticilerin. Sonuçta toprak işte arkasından hazırlık yapar, fide fidan vesaire tohum neyse alır, dikimini yapar. Ondan sonra artık gübre sezonu başladığı için hep sorun gübredir, gübre pahalıdır. Ama aslında toplam maliyetteki gübrenin payı %10 civarındadır. Yani çok büyük bir maliyet değil aslında. Ama oradaki gübreyi ön plana çıkaran dediğim gibi son aşamada kullanılıyor olması çünkü diğer masrafları zaten yaptı. Evet. Bunun yanında gübreyi kullanma aşamasına gelince göze batıyor. Tabii biz de bu aşamada insanları uyarıyoruz. Yani birçok masrafı yaptın. Hani gübreden kısarak bir yere gidemezsiniz. Bir yere ulaşamazsınız. En iyi üretimi yapabilmek için. Dolayısıyla bu gübreleme maliyetinde en iyi şekilde yöneterek uygulamalarımızı yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili de formüller var aslında. Şey var, toprağı bilmiyorlar. Toprağı bilmedikleri için toprağın içerisinde bitki için gerekli olan bütün gübreler sanki var. Yani ya da hani birçoğu var gibi. O yüzden belki de çok spesifik gübrelere falan kaçmak istemiyor olabilirler maliyet. Yani formül de aslında orada yatıyor. Az önce bahsettiğim gibi. Şimdi bir üretim yapacaksınız. Bunun şeyiniz belli. Ekim ya da dikim yapacağınız toprağınız belli. Analiz yaptırdınız mı diyoruz. Yaptırmadık diyorlar. Tabii bununla ilgili de güvensizlikler var ama yani sonuçta bir yerden başlamak gerekiyor. Toprak analizi, kullandığı suyun analizi çok önemli. Sonuçta o bitkiyi sürekli o suyla temelde besliyoruz. Su da aslında en önemli besin kaynağıdır. Çok sadece önemli. Su gibi düşünüyoruz kesinlikle. Ama bunun yanında bununla birlikte üretim aşamasında yaprak analizleriyle birlikte aslında süreci yönetsek daha başarılı olacak. Sonuç itibariyle bir doktora gittiğinizde envai çeşit analizi yaptırıyoruz. Kimse sorgulamıyor. Evet. Yani şey bitki için de geçerli. Dolayısıyla bizim de bitkilerimizi, üretim yaptığımız toprağımızı analizlerini yaparak ona göre bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Aslında maliyeti de düşürecekler böylece ama onlara analiz maliyeti biraz daha yüksek gibi geliyor ya da bilmiyorum belki de bilinçsizlik yani. Yani bilinçsizlik. Ya da uğraşmak istemiyorlar.
Yani bir analizin maliyeti yılda bir. Toprak analizi zaten 3 yılda bir yapmanız yeterli. Yaprak analizleri tabii yılda üretim yaptığınız bitkiye göre 2-3 defa yapılmalı ki Amerika'da her ay rutin yapılarak bitki beslemeden tasarruf ediliyor. Yani analizin esprisi nedir? Eksik olanları tespit edip ona göre gübreleme programı yapmak. Doğal olarak sizin o eksik olanı belirleyip o elementi bitkiye vermeniz demek aslında belki farklı yanlış yapacağınız bir uygulamadan sizi doğruya yönlendirecek. Dolayısıyla doğru yaptığınız her adımda bitki sağlığı açısından da sizi mutlu edecek. Çünkü bitkinin sağlıklı olması daha az ilaç grubu özellikle bitki açısından bakarsak pestisit grubunu kullanmış olacağız. Bu da insan sağlığına yansıyacak. Daha iyi sağlıklı bitki, daha verimli bitki demek. Mahsul açısından, verimlilik açısından yansıyacak. Aslında bir analize başlıyoruz. Nerelere gidiyoruz? Evet. Yani tek analizle aslında çok şey çözülüyor gibi. Ben şeyi seviyorum. Topraklı serada çalışmıştım ben daha önce. Topraklı serada toprak yerine kullandığımız kokobit ya da işte perlit gibi materyaller kullanılıyor. Onun içerisinde herhangi bir besin elementi olmadığı için topraksız da bütün besin elementleri gerekirse iz elementler de dahil böyle gram gram ölçülür ve bitkinin ihtiyacı olan kadarı verilir. Daha fazlası verilmez. Evet. Aslında maliyetler yüksek gibi görünse bile bitkinin ihtiyacı kadarı verildiği için maliyetleri düşünüyor ama toprakta işte analiz yapmazsak toprağı bilemediğimiz için artık karambole yazıyoruz 3 kilo şundan 2 kilo şundan ki benim bununla ilgili bir anım var. Ben topraksızda hani ppm düzeyinde hesaplamalar yaparak biz gübre reçetesi çıkarıyorduk. Çok ince hesaplardı yani atıyorum demiri 10 gram fazla ya da 10 gram eksik veremezdik. Öyle bir sistemdi. İlk çıktım oradan sonra gübre firmasına girdim. Sahaya çıkıyorum reçete yazacağım ve ben yarım saat topraksız gibi ppm düzeyinde reçete yazıp çiftçiye veriyorum. Al bunu kullan diye. Çiftçi gidiyor bayi. Bayiden onu istiyor. Hani alışılagelen bir şey değil. Hani alıştıkları bir şey değil. Benim de hani ben de çiftçi çocuğuyum. Biz de biraz şey yaptık ama ben daha profesyonel bakmışım. Bayiye gidiyor. Bayi de kafasına göre 3 kilo şundan 2 kilo şundan diyerekten o şekilde vermiş. Bana mesela çok garip gelmişti ama sonra ister istemez o düzene ayak uydurmak zorunda kaldım. Çünkü sistem öyle çalışıyor. Öyle olması gerekiyormuş. Yani benimki çok fazlaymış. Tabii orada şöyle hani topraksız kültürde sonuçta toprak devreden çıktığı için bir optimum şartları sunuyorsunuz bitkiye. Doğal olarak pH ayarlıyorsunuz, IC ayarlıyorsunuz, işte iklim mevsim durumuna göre sulama periyodunu ayarlıyorsunuz, makinalara verileri giriyorsunuz, rutin bir uygulama var. Öyle bir şey ki hani besleme olduğu için konumuz orada bile her şeyi optimum sağlamaya çalıştığınız halde bile sıkıntılar yaşanıyor. Olabiliyor tabii. Dolayısıyla bitki fizyolojisi de enteresan, çok karmaşık, çok yoğun bir süreç. Çünkü bitki fizyolojisi hani insan kendinden düşündüğünde envai çeşit bir sistem çalışıyor. Aslında bitkide de baktığımızda bir yaprak, dal ve meyve görmek ile ibaret değil. Çok enteresan bir sistem var o basit bir görüntünün altında. Dolayısıyla bakarak bu sistemleri yönetemiyoruz açıkçası. Hani hep gerçi sistem öyle işliyor ama gerçek manada onun daha derinlerine inip onun da ihtiyaçlarını belirleyip ona göre yürümek gerekiyor. Alanda da dediğiniz gibi hani biz de gittiğimizde işte bitki hangi dönemde işte şu oranlarda şu gübrelerden verelim gibi uygulamalar yapıyoruz. Tabii iş öyle de bitmiyor. Hani toprağın da kendine göre bir karakteri var. Sınırlandıran etmenler var. Bunun yanında sizin uygulamanız o anki görsele bağlı. İklim sınırlayıcı. Hani bir üretim sürecinde baktığımızda işte tohum, fide vesaire seçiminden hasada giden kadar yürüyen bir süreç var. Şimdi bu süreci en iyi şekilde yönettiğimizde başarı ortaya çıkıyor. Buradaki ben her zaman söylerim üreticilerime toprağınızı, özellikle zebzeci grubu için söylüyorum. Toprağını iyi hazırlayamadıktan sonra zaten iyi gübre seçmen, iyi fide seçmen de bir şeye yaramıyor. Yani basit bir ayrıntı gibi ama iş oradan başlıyor sonuçta. Hani fideyi doğru seçtin, iyi gübre kullandın ama toprak iyi hazırlanmadı. Yine sorun.
Toprağı da bilmiyorsunuz yani toprağın nasıl olduğunu, nasıl bir bünyede olduğunu da bilmiyorlar. Yani geçirgen midir, sert midir, pH'i yüksek midir, organik maddesi ne durumdadır ya da analiz ettiğimizdeki azot, fosfor, potasyum, çinko durumu nedir? Tabi bunları bilmiyoruz. Tabi günümüzde halen baktığımızda taban gübresi uygulaması alışkanlıkları var. Hani ben kendi adıma özellikle suyu olan sebzeci grubu düşündüğümüzde yani meyve ağaçlarında da aynı. Yani suyu yoktur. O ayrı konu. Yani su belli dönemlerde geliyordur. Ona göre hareket tarzları izlersiniz ama yani suyunun olduğu, damlama sisteminin olduğu ya da yağmurlamasının olduğu gibi her an müdahale edilebilecek konularda birçok alanda gereksiz yere taban gübreleri kullanıyoruz. Şimdi bu taban gübrelerinde benim bakış açım toprağın analizine baktığımızda bitkinin tüketecekleri ve bunun yanında da topraktaki eksik olanlar. Evet. Yani bana göre eğer belirli eksiklikler varsa tabana o eksik olanı vererek bir denge oluşturmak daha mantıklı. Ama tüm Türkiye'yi geziyoruz, bakıyoruz. İşte diyor ki üreticim 50 kilo şundan attım, 40 kilo bundan attım. Neye göre attın? Kendi de bilmiyor. Aslında attığı gübre o toprak şartlarında o sezonda bitki kullanamadan geçip gidiyor aslında. Aynen öyle. İşte o bilinci de biz artırmaya çalışıyoruz. Ziraat mühendisi olarak tüm meslektaşlarımıza bu görevler düşüyor tabii ki. Evet. Bir de toprakta fazlalığı eksikliğinde fazlası olmamayan besin elementleri de var. Onu da bilmedikleri için atıyorum A besin elementinden yüksek oranda verdiğinde bitkinin ihtiyacı olan B besin elementini bitki alamayacak. Onu da kestiremiyorlar. O yüzden evet analiz kesinlikle. Yani onda katılıyorum. Hani özellikle topraksız kültürde olduğu gibi sonuçta elementler de bir kimyasal süreçten geçiyor. Çözünmeydi. Etkileşim var. Dolayısıyla her gübreyi ya da her elementi diyelim birbiriyle rastgele karıştırmanın da bir esprisi olmuyor. Doğal mümkün olarak değil. Siz faydalı bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ama oradaki toprakta işleyen bir süreçte verdiğiniz o elementler boşa da gidiyor olabilir. Ve sıklıkla da zaten alanda karşılaşıyoruz. Hani gübre tankları genelde küçük ve tek olduğu için işte şunu karıştır, bunu karıştır. Sonra diyor ki çökelti oldu, yoğurt gibi oldu. Niye böyle oldu? Sonuçta her şeyi bir anda vermek istiyoruz. Ama suyla buluştuğunda, gübreler bir araya geldiğinde öyle bir süreç işlemiyor. Kesinlikle. Bir de kimyasal yani hani bitki alamıyor olabilir ama bitkinin alamıyor olması bile şey değil. Bitkinin bundan zarar görüyor olması da aslında problem. Var öyle şeyler üreticiler ama biraz işte ziraat mühendislerinin desteğiyle bir tık onlar sanki şey oldu gibi kalmadı gibi bir şey ya da çok az. Bir de şey karışım ajanı denilen ürünler var. Onlarla sanıyorum o çökeltiyi çözebiliyorlar ama çökeltinin çözülmüş olması demek bitkinin o gübreleri etkin alacağı anlamına da gelmeyebiliyor. Evet. Yani aslında gübrelemede en temel noktalardan biri hep başta söylediğimiz gibi toprağımızı iyi tanımamız gerekiyor. Bitkinin ihtiyaçlarını iyi tanımamız gerekiyor. Sonuçta her bitki, her elementi aynı oranlarda tüketmiyor. Evet. Tüm dönem ihtiyacı var ama bazı dönemlerde daha çok ihtiyacı olabiliyor. Dolayısıyla bizim bakış açımızda biraz da ilk kök yapısının da iyi oluşturulması gerekiyor. Yani o iyi bir kök sistemi oluşturmadığınızda gübreyle kökü bir araya buluşturma şansınız da düşüyor. O yüzden üreticilerimiz ilk toprak hazırlığında da o espri aslında önemli. Ve sonraki süreçte de o iyi bir kök yapısını oluşturması, verdiği gübrelerden de maksimum seviyede fayda alması demek aslında. O yüzden o konularda ihmal etmemek gerekiyor. Peki organik gübreler, toprak hazırlığında organik gübreler kimyasallara kıyasla yani çok kıyaslamak da gerçi şey değil ama ne kadar önemli organiğe ne kadar özen gösterilmeli hani bence özen gösterilmeli hani şu açıdan sonuçta Türkiye topraklarına baktığımızda hemen hemen birçok toprağımız %2'nin %1'in altında organik maddeye sahip. Evet. Şimdi çok düşük bir oran bu da. pH yüzünden baktığımızda yüksek pH'lar hani Karadeniz belli yağış alan bölgeleri düşünürsek onların dışındakiler yüksek pH'e sahip. Organik madde düşük. Bunun yanında
yoğun bir kireç toprak yapımız söz konusu. Bunları düşündüğümüzde özellikle organik yapıyı iyileştirmek bizim için aslında elzem olanlardan. Sonuçta pH'e evet. çok fazla müdahale edemiyoruz. Hani kükürt uygulayın vesaire diyorlar ama yani o iş o kadar Anladık. Basit olmuyor yani. Dolayısıyla organik yapının iyileşmesi aslında topraktaki faydalı mikroorganizmaların da faaliyete geçmesi. Çünkü onlar evet. da toprakta bir rolleri var. Hı-hı. Yani toprak dediğimizde böyle bir cansız materyal gibi gözümüze ilişiyor ama aslında ona canlılığı katan da o mikroorganizmalar. Evet. Dolayısıyla dışarıdan iyi organik madde bulup toprağa kazandırmak katı ya da sıvı fark etmiyor. İyi olması önemli. Sağlıklı işlenmiş olması önemli. Sonuçta onunla da ilgili evet. çok karmaşa var. Toprağa kazandırılması önemli bu açılardan. Tabii günümüzde var. Hayvan gübrelerinin işlenmiş halde toprağa verilebiliyor. Tabii bununla ilgili de ne kadar denetleniyor vesaire bilemiyorum. Sonuçta iyi bir organik maddeyi toprağa vermediğinizde birçok hastalığı ve bir takım yabancı ot vesaire de evet. o toprağa taşımış oluyorsunuz. Bunlar da riskleri açıkçası. Dolayısıyla işlenmiş olması, güvenilir olması bana göre önemli ve verilmeli. Mutlaka da verilmeli. Yani, eksik. Toprak içerisindeki o kimyasal süreci yürütmesi için bir organiğe ihtiyacımız var. Evet, ya da oradaki etkileşimi arttırmak, mikroorganizmaların devreye girmesiyle o elementlerin çözünmesi ve alınmasına yardımcı olmak açısından önemli. Artı zararlı mikroorganizmaların baskılanması da önemli. Evet. Sonuçta faydalılar ortadaysa onları baskılamak için bir yöntem olmuş olacak. Sonuçta zararlıyı yok etmek değil mantalite. Evet. Faydalıyı orada dengeleyerek onun bir kendi aralarındaki dengeyi kurmak. Biz hep yok etmeye odaklandığımız için. Bana değil mi? Bütün zararlı böcekleri, hastalıkları yok edelim. Bunları yok ederken. Sonuçta doğada mutlaka hepsinin bir rolü vardır. Kesinlikle. Dengelenme üzerine gidilmedi yani yok etme üzerine değil. Peki birçok şehir geziyorsunuz, birçok bölgede geziyorsunuz Türkiye içerisinde. Üreticilerin bölge bölge beslenme alışkanlıkları bitki besleme alışkanlıkları nasıl yani tabii bölge şartlarına göre değişiyor. Hani o bölgenin iklim yapısı, su, toprak yapısına göre değişebiliyor. İşte az önce de bahsettik sanırım. Hani halen damlaması olduğu halde taban gübrelisi uygulamalarını yoğun şekilde yapan bölgeler var. Oysa ki bitkinin istediği o elementleri hemen damlamasıyla verme şansı var. O damlama sistemimiz, suyumuz varken tabana atacağınız gübre bana göre gereksiz. Evet. Sonuçta bir öngörüyle, alışkanlıkla atılıyor aslında. En son ben Tatvan'da bir üretici toplantısı yaptım. Orada söylediğim de oydu. Hani ne yapıyorsunuz burada? İşte şu kadar taban gübresi atıyoruz. Zaten üretim sezonumuz kısa. Evet. Bu kısa sürede bu kadar verim alıyoruz. İyi ama diyorum siz zaten sezonunuz kısa. Alacağınız ürün miktarı belli. Niye taban gübresi atıyoruz? Damlamanız var mı? Var. Suyunuz var mı? Var. Bitkinin istediği elementler hani bir an önce oradan verseniz düşünüp kalıyorlar. Belki yani. Evet alışkanlıklar ama birilerinde bunu anlatması, onları yönlendirmesi bazı doğrularda anlatması gerekiyor yani. Kesinlikle. Taban gübresini verdiği anda bitki zaten almıyor ki. Öyle bir şey yok. Yani ama biz taban gübresine karşı olduğumuz manasında değil yok. Ama hani evet. böyle bir sistemin varken yani atıyorum yüksek pH'li bir toprakta fosfor ağırlıklı bir gübreyi attığınızda zaten siz bitkinin ihtiyacı olduğu dönemde fosfor hareketsiz bir element alamadan sezonu bitirmiş olacaksınız kesinlikle aslında. Kesinlikle ve yıllar geçtikçe fosfor tıkayacak toprakta bir şekilde problem yaratacak. Yani diğer besin elementlerinin almasını engelleyecek. Bilinçlendirmek lazım. Yani sizi de tebrik ediyoruz gerçekten köy toplantılarınız vesaire. Teşekkür ederim. Hani bu tarz şeyler sadece kendi işiniz açısından değil aslında ülkenin tarımsal gelişim açısından da ülkeye kattığınız bir değer aslında. Teşekkür ederiz. Peki gübre piyasaları nasıl? Yani geçmiş yıllarda maliyetler
Yani maliyetler derken üretim maliyeti değil de belki gübre maliyetleri biraz daha düşüktü. Son yıllarda biraz sallantılı açıkçası yani. Nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle hani dediğim gibi aslında son ürün gibi düşündüğümüzde en son kullandığımız için gübre maliyetlerimiz çok yüksek gibi görünüyor ama payı aslında %10'ları geçmiyor. Yani nasıl enflasyon olan bir ülkeyiz sonuçta. Birçok ürün geldiği noktaya baktığımızda gübredeki artışlar aslında o kadar da değil. Üreticinin de temel kullanım malzemesi olduğu için çok dikkat çekiyor. Belki işimiz diye bize çok yansıyor, o da var, bilemiyorum. Evet. Ama hani ithal ve yerli anlamda baktığımızda sonuçta gübrede biz mecbur ithalatçı bir ülkeyiz. Ülkemizdeki enflasyon bunun birinci sebebi. İkinci sebebi tüm dünyada olan enflasyon. Dolayısıyla ham madde fiyatlarındaki artışlar. Dolayısıyla oradaki enflasyon da bunlara yansıyor. Üretim maliyetlerinin artması vesaire. Aslında eskiden diyorduk ki biz ithalatçı bir firmayız şu anki şartlarda. İşte dolar kuru diyorduk. İyi ama şimdi dolar kuru arttı, enflasyon arttı. Yurt dışında da maliyetler arttı. Siz 1 lira aldığınız, atıyorum 1 dolar aldığınız ürün 1.2 dolar oldu, örnek veriyorum. Tüm bunların yansımasıyla beraber gübre piyasası da bundan etkilendi. Hani ben şunu diyorum bir üreticilerime naçizane, ya bir ürünü evet gittiniz bir markete ya da bir traktör alacak. Evet. Nereden nereye gelmiş? Ya ama gübrede bakıyorsunuz aslında o marş o kadar değil. Değil. Buna rağmen niye eleştiriyorsun? Sen diğer konuyu da eleştirin. Ondan sonra bize gelin gibisinden söylemlerde bulunuyoruz açıkçası. Yani doğru. Gübrede şey var. Ürün içeriğine göre fiyat aralıkları çok değişiyor. Çok değişken. Azot biraz dalgalıdır zaten biliyorsunuz. Evet. Hani, yıl içinde iner iner çıkar üretim şeklinden kaynaklı. Ama tabii dünyada aslında fosfor ve potasyum yatakları da giderek azalıyor ve belli firmaların elinde doğal olarak. Potasyum madenlerini düşündüğümüzde yerin binlerce kilometre altından çıkıyor aslında. Öyle basit bir şey değil. Hani bir yere alıp yüzeyden işlemiyorsunuz. Binlerce kilometreden bahsediyoruz yani. Evet. Aşağıdan çıkarıyor. Bunlar da tabii ki üretim maliyetleri de yükseldi. Ama buna rağmen baktığımızda ben yine söylüyorum iyi bir doğru bir gübreleme programı, analizlerle beraber bunu iyi yönetilmesi, bitki verimlilik ve kalite açısından bize sunacağı artılar aslında üreticinin de kazanacağı nokta. Yani birçok detayı yönetemiyoruz. İşte sıcaklık, örneğin yaşadığımız sıcaklık gibi, kışın yaşanan soğuk vesaire, yağış rejimi, bunların birçoğunu biz müdahale edemiyoruz. O zaman bunlara karşı bir direnç oluşturacaksak, onlara karşı bir verimlilik açısından vesaire daha az etkileneceksek iyi besleme programı yapmamız gerekiyor. Ürün bir de üretici alışkanlıklarında ürün para etmediğinde veya etmeyeceği dönemlerde genelde en ilk kısılacak şey gübredir. Diğerlerinden kısmazlar, hep gübreden kısarlar. Doğru bir noktaya değindiniz. Hani en çok yaşadığımız sıkıntılardan biridir. Hani bizde ürün piyasası artıyorsa gübre kullanımı da artar. Evet. Yani orada gübrenin fiyatı falan sorgulanmaz. Oysa ki şöyle bir şey vardır. Hani giden zamana baktığımızda geriye dönme şansım yok. Yani bugün para etmiyor. Ben gübre atmayayım. Ama süreç işliyor, bitki işliyor. O arada fiyatlar iyileşti. İyi gübre vereyim. Ama o arada bir kaybınız söz konusu. Dolayısıyla onu tolere edemezsiniz. Biz de orada şunu diyoruz. Hani ürün para etsin ya da etmesin. Bu ürünü üreteceksen en iyisini üretmenin, en kalitelisini, ne bileyim birinci sınıf meyve oranını arttırırsın, ne bileyim çapımı sıkıntılı oysa neyse onları mı arttırırsın. En iyi noktaya taşıyalım ki bizim ürün para etmediğinde de en azından zarar etmeyelim. Bizim bakış açımız bu. Verim yükseltip, tonajı yükseltip ürün para etmese bile en azından oradan açığımızı kapatalım. Aynen. Zaten para etmişse ekstra para kazanacak. Kesinlikle daha fazlasını kazanacaklar yani. Böyle. Peki programımızın yavaştan sonuna geldik. Toparlayalım. Söylemek istediğiniz şeyler varsa.
Şöyle hani gübre anlamında evet burada çok özel detaylara girmedik ama biz mühendisler olarak her zaman üreticilerin yanındayız. Evet. Yine tekrar diyorum hani bir ürünü alırken mutlaka güvendikleri bayi arkadaşlarımıza gitsinler. Eğer şüphelendikleri noktalar varsa analiz yaptırsınlar. Bunlar sonuçta ülkemize yasal olarak hakları. Evet. Şüpheli bir durum varsa burada değişik araştırma kurumları var, laboratuvarlar var. Ürünlerini rahatlıkla götürüp analiz ettirebilir. Hakikaten bu ürün içeriği doğru mudur, değil midir? Bir takım irdelemeleri yapabilirler. Bunda sorun yok. Dolayısıyla yeni bir şeyle karşılaştıklarında tamamen ona yönlenmektense kendi şartlarında belli bir alanında denesin, gözlemlesin. Evet. Bu ürün doğru mudur? Hani bana söylendiği gibi benim bu ihtiyacımı karşılıyor mu gibi. Hı-hı. Bir takım ufak denemeleri kendileri de yapsınlar. Ondan sonraki süreçte de karar aşamasıdır. Doğru üründür, iyi üründür. Bu aşamada verimlidir. Ben kullanabiliyorum diyebilir. Sonuçta bir noktaya daha parantez açmak istiyorum. Hani ürünün kaliteli olması sizin sorununuzu çözmüyor. Yani ürün kalitelidir ama doğru zamanda mı verdiniz, doğru dozda mı verdiniz veya doğru toprağa mı, doğru şekilde mi verdiniz gibi bir takım sorular da çıkıyor. Dolayısıyla o sorular doğru değilse ürünün kaliteli olması da bir sonuca varmıyor. Hiçbir anlamı yani. Yok, evet. Bunlar, bu tür sorunlarla da sık sık karşılaşıyoruz. O yüzden bizler de alanda bunu yönetmek adına koşturuyoruz. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Kesinlikle oluyorsunuzdur. Programımızın sonuna geldik. Hayat Bey'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Üreticilerimiz lütfen bilinçli gübreleme yapsınlar ya da bir ziraat mühendislerinden ya da danışmanlardan gübreleme ile alakalı destek alsınlar, alsınlar istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.